Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu ile yaptığı bir görüşme epeyce tartışıldı dün. Önceki günde bir hani nezaket kurallarına, siyasi geleneklere uygun olmayan bir biçimde daha alçak olan bir kanepede, kanepe tipi üçlü bir koltukta oturtup genellikle liderlerle veyahut görüşmelerde eş değer, eş yükseklikte ve eş nitelikteki koltuk, yani ortada sehpanın bulunduğu, iki yanında koltuğun olduğu yere oturtmadı. Bu epeyce bir tartışıldı. Kendisiyle aynı hizada görmemek, onu biraz küçümsemek aşağıdaki özellikle işaret ederek göndermiş. Orada boş durduğu halde. Boş durduğu koltuk. Halde kendisi de o koltuğu boş bırakarak uçtaki evet, koltukta. Bilhassa yani, göstererek. Evet. Diğer taraftaki koltukta oturdu. Bir defa daha yapmıştı. Evet. Hatırlayın, o Avrupa Birliği'nden gelen bir zatı yanına oturtmuştu. Hanımefendiyi de o uzağa yani, kanepeye yollamıştı. Yani öyle bir şey oldu ama bu başka bir şey. Bu iki genel başkan görüşüyor. Hangi sıfatla? İşte. Kimi veya nereye? Cumhurbaşkanı. Kimi yani, nereye? Evet. Kimi nereye oturdu? Kendisinden yaşlı, deneyimli bir milli görüş geleneğinden gelen bir isim. O görüntüyü arkadaşlar bulursa bir yandan da Dijivol'e verelim. Arkadaşlar bulacaktır onu. Şimdi bu görüşmenin içeriğine ilişkin de bir bilgiler sızmaya başladı. Sayın Erdoğan demiş ki yani sistemimizi de bu 50+1 yani %50'den bir kişi fazla alan kişinin cumhurbaşkanı seçilmesi sisteminden söz ediyor. Bu kuralı çok katı koyduk. Kim demiş. Koydu? Evet kendileri koydu. Bak siz koydunuz. Belki de yok. Veya ben mi koydum acaba? Yok atanamayan öğretmenler koymuş olabilir. Herhalde. Tabii. Veya evet veya o kaymakamın evet, emir verdiği evet. İngilizce öğretmenleri koydu. Koymuş olabilir. Şimdi çok katı koyduk diyor. Hayret. Kendisi de kabul ediyor kendilerinin koyduğunu. 2017 anayasası yani şu anki rejimin anayasası. 2017 anayasası. Buradan şikayet ediyor. Bu şikayetin kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sisteminde nasıl bir değişiklik yapılacağının ipucu olarak da görülebilir, değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Ya yani, niye şikayet ediyor? Ben çok iyi anlayamadım. Bana anlatır mısın? 50+1 yani. Niye şikayet ediyor? Bu çok katıymış. Hayır neden? Birdenbire şikayet etmeye başladı. Çünkü oylar ben anlayamadım. Eriyor. Oylar eriyor hocam. Oylar eriyor. Nedeni o. Olamıyor mu 56'lı? Hayır. Kendisi %30'un altında bir oya sahip. Hay Allah. Kendisi MHP ile birlikte. Evet arkadaşlar bunu verebilirsiniz. Bizi ikili alın, geniş plan alın. Gökhan bir dişi şey evet bu tablo bu ortadaki koltuk gördüğünüz gibi değerli seyirciler boş ya bu bir nezaket kuralına aykırı liderler genellikle eşit koltuklara eşit yükseklikteki sandalyelere veya koltuklara otururlar ve birbirine arada böyle bir boş koltuk bırakılmaz. Şimdi bu koronavirüs önlemi diyeceksiniz o da değil. O anlama da gelmiyor. Maskeli oturursunuz örneğin önlem almak için ama hem diplomaside hem siyasette simgelerin bir önemi vardır. İşte bu görüşmede Sayın Erdoğan 50+1'in çok katı bir kural olduğunu söylüyor. Kendi koydukları kural bu. Nedeni çok belli. Seçilemiyor değerli seyirciler. Dün akşam 5. boyut programında biz 3 ayrı en son kamuoyu araştırmalarını ekrana getirdik. 3 ayrı kamuoyu araştırmasını yani seçmen anketini ve bunların sonuçlarını karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirdik. İzlemeyenler varsa çok şey kaçırdılar diye düşünüyorum. Doğru. Kemal Özkiraz, Avrasya Araştırma Merkezi'nin başkanı ve Ersin Kalaycıoğlu gibi yine kamuoyu araştırmaları konusunda uzman profesör doktor Ersin Kalaycıoğlu gibi siyaset bilimci ve Haldun Solmaz Türk gibi isimlerle birlikte değerlendirdik. Orada çıkan tablo şu, yaptığımız 3 ayrı araştırmanın analizinden çıkan tablo şu, hiçbir aday karşısında Sayın Erdoğan %34-35 aralığını geçemiyor. %34-35'te kalıyor. %34-35 AKP+MHP oyları. Hatta bunun yanına Büyük Birlik Partisi'nde koyabilirsiniz. Bu da şimdiki araştırmalara göre biliyorsunuz önemli bir bilmiyor, cevap vermiyor kesimi var. Tabii, bunlar da korkudan söylemeyenler. Şimdi onu da söyleyeceğim hocam. En son, bunlar en son araştırmalarda değerli seyirciler, en son 3 Kasım'da yani bir hafta önce, yaklaşık bir hafta önce raporlanmış, sonuçlar değerlendirilmiş. Bir yandan zaten tam dediğiniz şeyi Kemal Bey, Kemal Özkiraz ve Sayın Ersin Kalaycıoğlu söyledi. Profesör Ersin Kalaycıoğlu. Asıl tabloyu diğer sorularda görmek mümkündür dedi. Daha büyük bir düşüş var çünkü insanlar
hangi partiyi ya da lideri destekleyeceklerini çok açıklamak istemeyebilirler diyor. Ekonomik durum iyi gidiyor mu diye soruyorsunuz. Kötü gidiyor, hayır iyi gitmiyor diyenlerin oranı %80'lere ulaşıyor değerli seyirciler. Evet. Yani AKP'deki çöküş ya da iktidardaki Cumhur İttifakı'ndaki, Cumhur İttifakı'na dayalı iktidardaki çöküş çok daha sert, çok daha dramatik olabilir. Yani birdenbire %20'ler civarında bir oyla ağır bir yenilgiye uğrayarak siyaset sahnesinden çekilebilirler. Durum böyle olunca 50 artı 1 sisteminin çok katı olduğunu düşünüyor. Sizin yüzünüz, siz koydunuz herhalde. Tuzak da şu hocam, yani yapacaklar da şu. İlk turda ve salt çoğunlukla, yani katılanlardan en yüksek oyu alanın Cumhurbaşkanı seçilebileceği bir sistem getirmeye çalışıyorlar. Ya. Öyle bir şey olabilir ki değerli seyirciler, tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni %24 oyla alan, bakın tarihin en az oyla seçilen belediye başkanıdır Erdoğan. Evet. En az oy. Melik Gökçek de yine en az oyla seçilen, ilk seçildiğinde belediye başkanlarıdır. Ama 25 yıl İstanbul'u ve Ankara'yı yönettiler, İstanbul'u ve Ankara'yı mahvettiler. Bu zihniyet, o siyasi gelenekten söz ediyorum. AKP geleneği, o muhafazakar sağ gelenek, her neyse nasıl ifade ederseniz edin. Ama esas olarak siyasal İslamcı gelenek, daha doğru bir tanımla. Cumhuriyetin dörtte birine ulaşan bu süre içinde bu kentleri mahvettiler. Ama bakın, %24 oyla seçildi Sayın Erdoğan. Niye? Çünkü CHP, DSP ve SHP ayrı ayrı adaylar gösterdiler. 3 sol parti katıldı. Merkez sağda da DYP, ANAP ayrı ayrı seçimlere girdi. %76'lık oy çöpe gitti. %24 de öyle değil mi hocam? Tabii. %24 de Sayın Erdoğan seçildi. Benzer bir sistemi Cumhurbaşkanlığı seçiminde de getirmeye çalışıyorlar. Bunun şöyle bir sonucu olacaktır. O zaman bloklar, ittifaklar ortadan kalkacak. Herkes tek başına. Her parti kendi adayıyla girecek. Deneyecek çünkü şansını. Tabii. Meral Akşener ayrı girecek, Kılıçdaroğlu ayrı girecek, işte Devlet Bahçeli ayrı girecek, Erdoğan ayrı girecek ve diğer parti liderleri de ayrı ayrı girerek şanslarını denemeye çalışacaklar. Burada aradan sıyrılabilirim hesabını yapıyor. İşte buraya dikkat etmek gerekiyor. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Bu memleketi Cumhur İttifakı'yla 2017'deki şaibeli 1,5 milyon geçersiz oyu Yüksek Seçim Kurulu kararıyla geçerli sayarak, ki Sayın Kılıçdaroğlu Yüksek Seçim Kurulu'nun yerinde bir çete duruyor, onlardan hesap soracağız demişti. O tarihte bir not olarak duruyor. Hiç kimsenin bir yere kaçması mümkün değil. Herkes o hesabı bir biçimde verecek. O kanun dışı kararla, kanun açık, kanun açık. Kanuna aykırı. Kanuna aykırı, yasa dışı kararla 1,5 milyon oyu seçtirip geçerli sayıp referandum aldıklarını ilan ettiler. Atalan Üsküdar'ı geçti dedi. Sonra, üstelik. Ama oradaki temel sorunlardan biri de şudur. Muhalefetin sokakta sopalı, silahlı adamlar dolaşıyor diye milleti bu yasa dışı durum karşısında harekete geçirmemiş olmaları da en az yapılan bu usulsüzlük, yasa dışı girişim kadar büyük bir hatadır. Parklarda tabancalar, tüfekler, evet, av tüfekleriyle parklarda ateş ediliyor. Ne olursa olsun hocam, bu ülkenin meşru güvenlik güçleri, polisi, jandarması, silahlı kuvvetleri, sahil güvenlik güçleri var. Asayiş onlar sağlardı. Tabii. Yeter ki orada bir siyasi irade göstermek gerekiyordu ama neyse. Neyse, evet. Geçmiş bir tartışma, oraya dönmeyelim. Sayın Erdoğan böyle bir hesap yapıyor. İşte bu hesaba prim vermemek lazım. Bu hesabı boşa çıkarmak lazım. Millet İttifakı ve Millet İttifakı'nın çevresinde oluşan Milli İttifak yani Ulusal İttifak Türkiye'yi bu tek adam rejimi, bu dinci, faşizan, totaliter rejimden çıkaracak önemli bir güçtür diye düşünüyorum. Bunu demokratik ve devrimci bir cumhuriyete, Cumhuriyet'in başlangıç ilkeleri temelinde yeniden inşa edilecek bir cumhuriyete nasıl taşınır? O ayrı bir bahistir ama buradan çıkışın yolu bu. Böyle bir şey hazırlıyor hocam. Bu görüşmenin temelinde, evet, bu var. Buyurun. Bence bu fevkalade doğru bir alan.